Dünya ha, değişiyor, güzel. Biz değişiyoruz diyorsun da değişmeyen tek şey ne biliyor musun? Ne hayırdır? O yani. Klasik cümleyi söylemeyeceğim. Değişmeyen tek şey değişim demeyeceğim. Değişmeyen tek şey Ajda Pekkan sevgili. Ya evet ya. Doğru ki. Kesinlikle. 72 İdolü. Yaşında ama güzelliğinin ve zarafetinin hala doruğunda olan Ajda Pekkan'a arkadaşlarımız idealindeki erkeği sormuşlar. Bu arada hayatındaki erkekle 8 yıldır birlikte olduğu Bülent Çavuşoğlu ve kendisinden 22 yaş küçük, onu da bir hatırlatıverin. İyi, sağ olun. İşte gördüğünüz gibi program yapıyoruz. Bugün bir değişiklik olarak. Hoşuma gitti. Ben kalmalıyım, böyle konuşmalıyım. Çok seviyorum çünkü. En son ne zaman katılmıştınız? Bir yıl oldu galiba. Küt diye bir soru var. Mesela diyoruz ki bir kadını nasıl etkilersiniz? Dedi ki durun dedi. Şimdi ben bir şarkı atıyorum. Hemen araya sıkıldım. Hemen araya bir parça koydum. Bir erkeği aşk olarak nasıl etkilersiniz? Ben mi soracağım? Şimdi bana mı soruluyor? Bir erkeği, çocuklar bu çok zorcu. Bir erkeği nasıl mı etkilerim? Ben bunu böyle hani spesifik olarak bir erkeği nasıl etkilerim diye almayacağım. Şeyi seviyorum, güzel şeyler yapıp insanları etkilemeyi seviyorum. Erkek, kadın artık karşımıza hangisi çıkarsa tabii, şansa. Ya da şanssız kimse. Sizin peki akıllı erkek mi yoksa yakışıklı erkek mi? Bence akıllı erkek. Neden? Çünkü akıl insanı güzel de kılar. Yani önce çok çekiniyor insan ne konuşacak, evet. Ne edecek diye, değil mi? Sonra birden kaptırıyorsun zaten. Gidiyor. Ajda Pekkan sonunda gidince, bir açıldım, bir açıldım. Ajda Pekkan'ı ilk konuk almak çok önemli. Ajda Pekkan gidince önümüze arkadan pıtı 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 pıtı. Evet, ne zaman isterlerse gideceğiz. Tabii tabii. Soruları Ajda'ya soruyor. Evet. Birkaç soru Gülben Hanım'a yöneltir misiniz bizim için? Ne? Ben hayır, nasıl soruyorum? Ama radyo programına gelince. Sardık olanlar, evet. Hayır, çok farklı arkadaşlar, evet. Değil mi? Kaçtı evet. Valla. Evet. Üç gün kaldık. Ama kimse bana Dubai sıcak demesin arkadaşlar. Herhalde Dubai'nin kışına ben denk geldim. İnanılmaz soğuk, inanılmaz rüzgarlıydı. Çarpmıyor değil. Aldık bir şeyler. Tam da Necat Bey'in doğum gününe denk gelmişti. Necat Bey'e böyle bir doğum günü hediyesi oldu. Hem de işte kendi hediyeni kendin seç canım dedim. Bugün de Ajda'nım gelmişti. Evet. Bugün hepimiz radyodaydık. Börekler yedik, işte çaylar içtik falan. Güne döndü adeta yani. Bir altınlarımız eksikti yanımızda. Çeyreklerimiz. Ajda Pekkan duruyor. Bütün pop yıldızları etrafında dönüyor. Yanına geliyorlar, omzuna geliyorlar. İki çift laf atıyorlar. Ya etrafındakiler yaş aldı. Ajda Pekkan aynı. Maşallah var gerçekten. Maşallah. Pırak, Allah başımızdan peki, eksik etmesin. Ajda evet, Pekkan'a evet. Sorulan soruları sana soralım. Bir erkeği nasıl etkilersin? Bir erkeği nasıl etkilerim? İki bakar biter. Onun bakışları meşhurdu, dansları meşhurdu. Vallahi ben eskiden olsa çok daha farklı cevap verebilirdim. Ama şimdiki bu halim ve bu yaşımla inanın olduğum gibi hiçbir şey yapmam. O beni etkilesin artık yani. Ben sıkıldım. Ay sıkıldım. Ben kimseyi etkileyeyim. Yani, ama çok hoşlanıyorsun, çok etkilendin ve dikkatini çekmek istiyorsun bir şekilde. Hiç öyle şeylerim yoktur benim. Hiçbir zaman olmadı. Ben birisinden hoşlansam da o konuda mahcubiyet yaşıyorum. Yapamam. Böyle elin ayağın falan değişmiyor mu hareketlerin bir anda? Gülmeye mi başlıyorsun? Gülerim evet. Elime, ah doğru. Elim ayağım da böyle bir karışır böyle. Ne yapacağım bir şey ama sonra çabuk toparladım. Kızım kendine gel. Ne oluyor sana diye. Bir tokat atarım kendime diyorsun. Yani açıkçası tabii ki insanlar... Olduğu gibi görünmesi lazım ya. Yani neyi kandırıyoruz, kimi kandırıyoruz arkadaşlar? Artık hangi devirdeyiz? Yani bir insanı kendin olmadığın bir insan olarak tanıttığın zaman ne kadar ağır bir yüktür o? Tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında ne olacak? Habire yalan yalan. Habire yalan yalan olmadığın bir insan haline dönüşeceksin. Ay yok, çekemem.
Neyse tamam. Peki yakışıklı erkek mi yoksa zeki erkek mi? Buna biz bir de şunu ekleyelim. Zengin erkek mi, fakir erkek mi? Hatta sonra çirkin erkek mi? İşte göbekli erkek mi? Ya çirkin, göbekli mi, fakir mi diye de ekleyebiliriz. Evet. Yani benim açıkçası tabii ki herkesin belli kriterleri olacak. Neden? Sosyal ekonomik durumu, seninle uyumu, işte ben evlenmiş ayrılmışım, benim çocuklarım var. Tabii ki bizim yaşlarda bekar erkek bulmak zor. Anlatabiliyor muyum? İyi olanları herkes kapmış zaten. Ancak ikinci tura geçenler olabilir. İkinci turuma, yani ikinci baharını yaşamak isteyenler olabilir. O yüzden... Şimdi bizim skalamız biraz daralıyor. O yüzden kel, kör, topal, fakir, ne varsa kabulümüzdür. Evet, evet. Önemli olan içinde sevgi olsun, samimiyet vay, olsun. Valla Ajda Pekkan'ın sözlerine hele belirli bir yaştan sonra şöyle katılıyor insan. Akıllı olsun diyor. Çünkü zeki istediği olsun, kadar doğru. Kaslı olsun, yakışıklı olsun falan. Yani iki kelime edemedikten sonra ne kas kalır, ne kaş kalır, ne göz kalır yani. Bir de evet, çirkinlik diye bir şey yok. Bazı erkekler boyu fazla uzun olmuyor. Saçı olmuyor, göbeği oluyor. Bir konuşuyorlar ya da böyle bir atıyorum bir enerji yayıyorlar. Nerede Bradley Cooper? Nerede o? Başarılı insan karizmatik gelmiyor mu? %100. Tabii ki. Başarılı. Başarı çok önemli. Yani gerçekten benim için de çok önemli. Bir erkekte ne kadar başarılı olduğu ve ne kadar görmüş geçirmiş olduğu önemli. Cahili gördün mü kaçın arkadaşlar. Kaçın. Ne tartışın, ne bir şey deyin. Cahil insandan kaçın. Bunun bir de kadına Pınar, erkeği. Hangi model erkekler çıktı biliyor musun? Olgun kadın seviyorum diyor. O güne kadar bir baltaya sap olamamış. Gelip olgun kadının parasını yemeye gelenler var. Tabii yani kendini çevre yapmaya çalışan. Ama arada böyle bir 15 yaş falan oluyor. Ha. Küçük oluyor senden. Evet. Öyle tipler türedi. Olabilir. Onlara dikkat. Vallahi ben büyük konuşmuyorum artık biliyorsunuz. Aman aman büyük konuşma. İki ay sonra da karşınıza kendimden 15 yaş küçük biriyle gelip oturursam olabilir sonra. Olabilir mi? Ya o hayatta belli olmaz. Olamaz. Belli artık olmaz. Ben bir şey diyemiyorum yani.